Söz sırası Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Siirt Milletvekilimiz Sayın Osman Ören'e aittir. Süremiz 3 dakika Sayın Ören. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti grubunun vermiş olduğu araştırma önergesi üzerine AK Parti grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi ve cehennetinizi saygıyla selamlıyorum. Bilindiği üzere kamusal ihtiyaçlar kişilerin tek başlarına karşılayamadıkları ancak karşılanması zorunlu olan ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar devlet eliyle yerine getirmek durumundadır. Devletin bu hizmetleri yerine getirebilmesi için bir takım harcamalar yapılması, bu harcamaları karşılayabilmesi için de gelir toplaması gerekmektedir. Devlet bu hizmetleri yaparken hangi ihtiyaçlar için ne kadar harcama yapacağını, harcamanın hangi gelir kaynaklarına sağlanacağını ve bunların olumlu ve olumsuz sonuçlarını hesap etmek zorundadır. Bakanlığımızın öğretmen ihtiyacı ilgili yıl bütçe kanununda öngörülen kadrolardan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca kullanım izni verilen kadro sınırında karşılanabilmektedir. Malumlarınız olduğu üzere en yüksek sayıdaki kadrolar Milli Eğitim Bakanı'na tahsis edilmektedir. Bu da eğitime verdiğimiz önceliği göstermektedir. Tahsis edilen öğretmen kadroları illerin alanlara göre öğretmen ihtiyaçları dikkate alınarak il milli eğitim müdürlüklerine dağıtılmakta. İl milli eğitim müdürlüklerince atama yapılacak alanlar ile bu alanlara atanacakların istihdam edileceği eğitim kurumları belirlenmekte. Belirlenen eğitim kurumlarına ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan duyurular doğrultusunda başvuruda bulunan öğretmen adresinden tercihleri göz önünde bulundurarak atamalar yapılmaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, eğitim öğretim hizmetleri sınıfındaki mevcut personelimiz hakkında bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. 2003 yılından 2019 yılına kadar 651.664 öğretmen ataması gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımıza bağlı resmi okullarımızda, kurumlarında görev yapan 946.114 öğretmenimiz bulunmaktadır. Hükümetlerimiz döneminde atanan öğretmen sayımız mevcut resmi öğretmen sayısının %69'una karşılık gelmektedir. Bu aynı zamanda genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğumuzu gösterir. Nitekim 40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayısımızın %65'ine tekabül etmektedir. Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen doluluk oranları birbirine yakın bir oran yükseltilmiştir. Coğrafi bölge bazlı norm kadro doluluk oranları Akdeniz bölgesi %91.58, Doğu Anadolu bölgesi %90.61, Ege bölgesi %94.81, Güneydoğu Anadolu bölgesi %88.45, İç Anadolu bölgesi %95.74, Karadeniz bölgesi %92.73, Marmara bölgesi %84.12 olup ülke genelinde ise doluluk oranı %90.34 seviyesindedir. Örnek vermek gerekirse kendi ilim olan Siirt 2003 yılında 2265 öğretmen sayısındayken %100 artışla 4493 öğretmen sayısına ulaşmıştır. Bakanımız 30-25. Bakanımız tamamlayın bir dakika buyurun. Ziya Selçuk'un kamuoyunda belirttiği üzere Yüksek Öğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının bugünkü ve gelecekteki muhtemel kontenjanlar konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu duygularla İyi Parti grubunun vermiş olduğu araştırma önergesini kabul edemeyeceğimizi belirterek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir.